Uzay gemisi Dünya'ya hoş geldiniz. Sierra Nevada uzay istasyonu kuruyor. Starship sisler içinde kayboldu. Spaceship 3 tanıtıldı. Bu haftanın önemli uzay haberleri. SN11 yüksek irtifa testinde havada infilak etti. SpaceX'in geliştirme çalışmalarına hız kesmeden devam ettiği Starship uzay aracının SN11 numaralı test aracı 30 Mart günü gerçekleşen yüksek irtifa testinde infilak etti. Yoğun sisli bir havada gerçekleşen fırlatmanın yükseliş aşaması sorunsuz bir şekilde gerçekleşti. 33 bin feet yani yaklaşık 10 km irtifaya çıkan araç, motorlarını kapattıktan sonra gövde üstü serbest düşüşe geçti. Starship alçalmasının sonunda iniş manevrası için motorlarını sırasıyla ateşledikten sonra araçtan gelen kamera ve telemetri bilgileri kesildi. Çok kısa bir süre sonra ise sistemin içinde bir ateş topu belirdi. İniş denemesi sırasında gerçekleşen patlama sonrasında enkaz parçaları geniş bir alana yayıldı. İniş pisti bölgesinde yoğun sis nedeniyle patlama anının nasıl gerçekleştiği gözlemlenemedi. Ancak veri iletimi kesilmeden önce alınan telemetri bilgileri ve enkazın konumu ve yapısı incelendiğinde, Starship'in iniş taklası manevrası başladığında sırayla ateşlenen motorlarından 2 numaralı motorun ateşleme için gereken basınca ulaşamadığı için ateşlenemediği, bununla birlikte aynı anda yakıt tankının havaya uçtuğu tahmin ediliyor. Olayın kesin sebebini bulmak için verilerin incelenmesi ve enkazın toplanması çalışmalarına başlandığı bildirildi. Kaza sonrası saha temizlenirken, Boca Chica'daki üretim merkezinde SN15 numaralı test aracı üzerinde de kalkış platformuna götürülmeden önceki hazırlıkların tamamlanması için çalışılıyor. SpaceX'in sahibi ve baş mühendisi Elon Musk'ın açıklamalarına göre, üzerinde 100'ün üzerinde güncellemelerin yapıldığı SN15 numaralı aracın, yüksek irtifa denemesinin tüm aşamalarını başarılı bir şekilde tamamlayacağını umduğunu söyledi. Sierra Nevada uzay istasyonu kuruyor. Türk asıllı Eren ve Fatih Özmen çiftinin sahip olduğu Sierra Nevada Corporation, ticari bir uzay istasyonu üzerinde yaptıkları çalışmaları açıkladı. Üzerine çalıştıkları modüler, şişirilebilir bölümlerden oluşacak olan istasyonu, önümüzdeki 10 yıl içerisinde aktif hale getirmeyi planladıkları bildirildi. Üretimine devam ettikleri ve uluslararası uzay istasyonuna yük taşımak için kullanılacak olan Dream Chaser uzay aracının insanlı türeviyle gidilecek olan istasyonda 4 kişilik ekiplerin yaşam alanının bulunacağı 3 katlı Life adındaki modüller bulunacak. Bunun yanında düşük yer çekimli ortamda araştırma ve imalat yapmak isteyen firma ve kurumların çalışmalarını yapabileceği iş modülleri de istasyon bünyesinde bulunacak. NASA'nın alçak dünya yörüngesinin ticarileştirilmesi ve yeni nesil uzay istasyonunun özel firmalarca kurulması programı ile birlikte yürütülen çalışmalar sırasında ortak geliştirilen yaşam alanları, topraksız ürün yetiştirme gibi yenilikçi özelliklerinde bu istasyonda bulunması planlanıyor. Virgin Galactic, Spaceship 3'ü tanıttı. Uzay turizminin öncül firmalarından Virgin Galactic, 30 Mart günü yeni nesil uzay aracı Spaceship 3'ü tanıttı. VSS Imagine adı verilen araç, Spaceship 2 aracına benzer kanat yapısına sahip olmakla birlikte parlak metalik gövdesiyle ilgi çekici bir yapıdaydı. Yeni nesil aracın arttırılmış performans ve daha sık uçabilmesini sağlayacak bakım kolaylıkları getirileceği söylendi. Yer testleri yapılan aracın uçuş testlerinin ise bu yaz içinde başlaması planlanıyor. Virgin Galactic firması ticari seferlere başladıktan sonra uzay limanı başına yılda en az 400 uçuş yapmayı hedeflediklerini de bildirdi. Mars helikopteri Ingenuity 11 Nisan'da havalanıyor. Geçtiğimiz ay Mars yüzeyine inen NASA'nın Perseverance araştırma roverı üzerinde taşıdığı ve dünya dışında havalanacak olan ilk araç olması beklenen Ingenuity'nin ilk havalanma testinin 11 Nisan'da gerçekleştirilmesi planlanıyor. Şimdiye kadar yayınlanan görüntülerde Mars'a iniş sırasında helikopteri koruyan kapağın çıktığını, ardından da helikopterin ayaklarının birer birer açıldığını gördük. Ingenuity şu anda Perseverance'ın nükleer güç biriminin yardımıyla kendini şarj ediyor. Daha sonra ise araç güvenli bir noktada Perseverance'dan ayrılacak. Kendi başına Mars'ın -70 dereceye ulaşan soğuk havasında sağ kalıp kalmayacağı, üzerindeki güneş paneliyle kendini şarj edip edemeyeceği denenecek. 11 Nisan günü ise ilk kalkış testi gerçekleştirilecek. İlk seferde sadece havalanıp
havada kısa süre kalıp yere inecek olan helikopter, ilerleyen günlerde Perseverance için olası araştırma noktalarını bulmak için önce olarak hareket edecek. 30 Sol, yani Mars günü görev yapması için tasarlanan Ingenuity'nin, süre sonrasında durumunun uygun olması halinde görev süresinin uzatılacağı bildirildi. Gelecek hafta planlanan uzay uçuşları. Gelecek hafta kalkış tarihi yayınlanmış iki uçuş bulunmakta. 7 Nisan Falcon 9 Starlink görevi. Florida'daki Cape Canaveral uzay üstünden yapılacak olan fırlatmada Starlink uydu internet sistemine ait 60 yeni uydu yörüngeye çıkartılacak. 9 Nisan Soyuz Uluslararası Uzay İstasyonu personel seferi. Kazakistan'daki Baykonur Uzay Limanı'ndan yapılacak olan fırlatmada uzay istasyonunda görev yapacak olan 2 kozmonot ve 1 astronot Soyuz kapsülüyle yörüngeye çıkartılacak. Uzay Gemisi Dünya'nın sunduğu uzay haberlerini izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin. Uzay ve uzay teknolojileri ile ilgili haberlerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olun.